Şimdi telefon hattımızda Sayın Mustafa İslamoğlu hocamız var. Evet hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim İlhan hocam. Bey'e de selamlar, saygılar sunuyorum. Aleykümselam kardeşim. Hoş gelmişler, sefa getirmişler efendim. Eyvallah. Evet Çok hocam. teşekkür ederim televizyon olarak böyle bir kendimi ifade etme fırsatı Eyvallah hocam. verdiğiniz için kanalınıza Biz özellikle teşekkür ederiz konuk sizin olduğunuz Zeyna için. Alaçlı'yla. Evet Mustafa hocam, biliyorsunuz yaşananları tekrar etmeye gerek yoktur. Kur'an'ı ben şunu soracağım direkt size. Kur'an'ı merkeze alan, hayatını ona göre yaşamaya çalışan ve bunun üzerine bir ilim üretmeye çalışan insanlara karşı sistematik bir linç kampanyası söz konusu. Bunu nedeni nedir sizce? Neye bağlıyorsunuz siz bu linç kampanyasını? Bence Kur'an'ı öne alan insanlara yönelik diye sınırlamamak lazım. Düşünceye yönelik her türlü saldırı Evet. bir doğal afete karşı hep beraber dinlisiyle, dinsiziyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla, ateistiyle, efendim agnostiğiyle, deistiyle, Budistiyle her türlü ben insanım ve ben düşünen bir varlığım diyen herkesin bir afete, bir felakete, bir depreme, bir yangına karşı nasıl davranacaksa öyle davranmalı ve hep beraber bu insanlık suçu telin edilmeli. Zira insan düşünen bir varlık. Evet. Eğer düşünmemizi istemeseydi Allah akıl vermezdi. Allah'ın verdiği aklı kullanmayı hangi kul ne adına hem de Allah adına yasaklamaya kalkıyor, sınırlandırmaya kalkıyorsa kendini Allah yerine koyuyor demektir. Eyvallah. Öncelikle bu fıtratla savaşmaktır. Öncelikle bu insanla savaşmaktır. Ne olacak yani, primat dönemine geri mi döneceğiz? 7 milyar milyon yıl önceye mi döneceğiz? Bizler insan yaratılmışız ve insanız. İnsan aklıyla insandır. Dolayısıyla Allah'a muhatap oluyorsa aklı olduğu için muhatap oluyor. Evet. Mükellef aklı olduğu için mükelleftir dinde. Yoksa mükellef değildir. Böyle deliler mükellef değildir. Onun için öncelikle bu mesele öyle ehli Kur'an'ın bir tarafa konarak ele alınacak bir mesele değil. Bu telin edilmeli, mahkum edilmeli. Bu yeni bir şey de değil. Evet. Tarih boyunca düşünce ve inanç özgürlüğüne yönelik tehditler hep zorbalardan gelmiştir. Firavunlardan gelmiştir. Firavun, Nemrut, bunun için anlatılır Kur'an'da. Musa'nın sözden başka nesi vardı? Elinde bir çoban asası vardı. Firavun'un orduları vardı. Musa'nın sözüne tahammül edemedi. Sözünü çok gördü. Onun için Nemrut'un da problemi bu değil miydi? Onun için Kur'an aslında bize onlar ki sözün tamamını dinlerler, en evet. güzeline uyarlar evet. derken bu sözün tamamını söyleme özgürlüğümüzü garanti altına alıyor. En güzeline uyun ama tamamını dinleyin. Hatta tamamını söylememizi garanti altına alman, tamamını dinlememizi de önerir. Bu bir. İkincisi, el fitnetu eşeddu minel katil diye başlayan ayet bağlamına ve nüzul sebebine, iniş nedenine bakıldığında düşünce ve inanç özgürlüğüne yönelik her tehdidi Kur'an fitne olarak görür. Nitele, fitne olarak. Ve bu tehdidi ölümden beter olarak nitele. Önce bunları, yani bu insanlar eğer biz Kur'an'a inanıyoruz, biz Müslümanız diyorlarsa onlara tekrar sormak lazım. Sizin inandığınız Kur'an bundan başka mı? Getirin de bir kitabınızı görelim demek lazım. Onun ötesinde Medine'de inmiş olan Bakara suresinin 256. ayeti La ikrahe fiddin. Dinde zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. La ile başlar. Dolayısıyla evet. zorlamayı nef yeder.
Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Ne din içi zorlayabilirsin ne din dışı zorlayabilirsin. Bizim bırakın bir müminin farklı düşünmesini engellemeyi, mümin olmayan birinin ifade özgürlüğünü engellememeksi Kur'an bize emreder. Eyvallah hocam. Eğer Kur'an'a iman ediyorsanız düşünce özgürlüğüne de inanacaksınız. Eğer farklı farklı düşünmemizi istemeseydi, murad etmeseydi Allah akılları farklı farklı yaratmazdı. Eyvallah önce hocam. Allah'ın yaratışına bir isyan var burada. Fıtrata isyan var burada. İnsana hakaret var burada. İnsan aklına hakaret var. Onun için bu maalesef bir hastalık gibi, sari bir hastalık gibi Müslümanların özellikle içinde cahil kitleleri, eğitilmemiş kitleleri, düşünce düşmanı kitleleri içine kaldı, yangın gibi kuşattı ve kendilerinden farklı düşünen herkese ışık gördükleri yere Cemil Meriç'in ifadesiyle ellerinde kova koşturuyorlar. Ellerinden gelse yıldızları tutuklayacaklar, güneşe tutuklama kararı çıkaracaklar. Eyvallah hocam. Onun için ortalığı karartmaya çalışıyorlar. Zifiri bir gece istiyorlar. Zifiri geceleri kim sever? Kimler sever? Işığın, ışıktan hasıl olanlar sever. Yarasa tabiatlar sever. Eyvallah. Ben Mekke'nin müşriklerinde bunu gördüm, görüyorum. Kur'an bize söylüyor. Söyletmen vurun mantığı Mekke müşriklerinin mantığıydı. Onun için yani gürültü çıkarın ki anlaşılmasın diyorlardı Kur'an'ı. Evet, evet, evet. Abdullah İbni Mesud Kabe'de Kur'an okurken ağzını yüzünü tağıttılar. Onun sözden başka ne silahı vardı? Ufak tefek bir adamdı. Ama o diyordu ki ben onları hiç o günkü kadar aciz görmemiştim. Eyvallah. Onun için düşünceye yönelik saldıran bu tür Müslümanların yüz karası bir türdür. Kim ne varsa yapsın. Eyvallah. Ona karşı hepimiz bir afete direnir gibi direnmeyi bir insanlık görevi saymamız lazım. İlhami Bey'le bendeniz Kur'an yorumumuzda farklarımız var aramızda. O tarihselci yorumu benimsemiştir. Ben maksatçı yorumu benimsemiştir. Ama onun düşündüğünü söyleme hakkını sonuna kadar destekliyorum. Eyvallah. Sadece onun değil, en karşı çıktığım bir düşüncenin de söylenme hakkını sonuna kadar destekliyorum. Hepsine katılmıyor olabilirim. Fakat unutmayalım ki biz insanız. Farklılıklarımızla beraber insanız. Ve bu farklılıklar zenginliktir. Bu anlamda bırakınız sadece İslam için bu farklılıkları Müslümanların dışındaki bütün bir insanlık düşüncesi de insanlığın kazanımıdır. Onun için bendeniz bu İlhami Hoca'ya olsun, Ömer Hoca'ya olsun yapılan bu davranışı düşünceye değer veren, düşünen herkese karşı yapılmış bir hakaret, bir haksızlık olarak görüyorum. Ve onun için de keşke diyorum vakıf bu programı iptal etseydi. Biliyorum İlhami Hoca'nın buna mani olduğunu ve istemediğini. Evet. Bu haberi de aldım. Ama o onun Ali Cenaplığı ve iyisi. Fakat ben onların yerinde olsam iptal ederdim. Yine keşke diyorum bu programa katılan diğer hocalar eğer birimiz yoksa, birimiz biçilecekse, birimiz tırpanlanacaksa, bu zorbalık birimizi kurban alacaksa hiçbirimiz yokuz demeleri lazımdı. Ben onlardan bunu beklerdim. Zira bu sarı inek hikayesine benzer. Kurt eğer yemeği gözüne koymuşsa ilk defa rengi farklı olan ineği ister. Öbür inekler onun rengi farklı bizden farklı boz ineği verelim kurtulalım derler. Ama en sonunu alıncaya kadar kurt durmaz. Evet. Onun için bu bir afettir, bu bir felakettir. Düşünceye yönelik her türlü saldırı insana, Allah'a, dine, imana ve insanlığa saldırıdır.
Ben telin ediyorum tekrar. Eyvallah hocam. Hocam peki siz de Sayın İlhami Güler hocam gibi birçok iftiraya maruz kaldınız. Hala kalıyorsunuz bu noktada. Siz de yakinen yaşıyorsunuz bu durumu. Bu durum aslında temelinde ahirete iman problemi de barındırmıyor mu siz? Yani fütursuzca iftira etmek. Hatta bu noktada peygambere bile o dönemde atılan iftiralar vardı. Ve siz buna sürekli bir değiniyorsunuz zaten. Bu ahirete iman problemi değil midir sizce? Değerli kardeşim, hiç şüphesiz daha önce de söylemiştim. Ben bunların benim inandığım ahirete inandıklarına inanmıyorum. Evet. Benim inandığım Allah'a da inandıklarına inanmıyorum. Onlar bir şeye inanıp adını Allah koyuyorlar ama onların inandığı Allah'la benim inandığım Allah aynı değil. Onlar kendilerini Müslüman diye niteliyorlarsa onların inandığı İslam'la benim inandığım İslam yerle gök kadar farklı. Bu anlamda şunu söyleyeyim. İftira sadece alışkanlıkları değil, iftiraya bağımlılar. Evet. İftirasız ve yalansız yapamazlar. Neden? Dinleri iftira, imanları yalandır da ondan. Peygamber'e dizilmiş koşulmuş yüz binlerce yalana, bin diye inanan, hatta Allah'a atılmış iftiralara bin diye inanan bir zümrenin Allah'ın Mustafa kuluna iftira atmaması mümkün mü? Allah'ın ilhamı kuluna iftira atmaması mümkün mü? Bunlar günde 5 vakit namaz, 10 vakit iftira, 50 vakitte yalan söyler. Ben bizzat ömrüm boyunca bunu gördüm. Onun için bunlardan sadır olan herhangi bir şey duyulduğunda akla gelen en doğal şey yalan diye gelmeli. Yani bunlar için düstüzam budur. Çünkü yalan söylemeyi tabiat, iftira etmeyi kıymet haline getirmişler. Evet. Ben ömrüm boyunca bunu gördüm. Hatta öylelerine rastladım ki iftirayı gözümün içine baka baka yapıyor. Açıyorum o eserin o sayfasını. Bak diyorum, oku. Senin iftiran burada iftira olduğu yazıyor. Bak, utanacak mısın? Peki Allah'a nasıl cevap vereceksin diyorum. Ne diyor biliyor musun? Biraz sonra namaz kılacağız. İki vakit arasında yapılan tüm günahlara kefaret. Böyle bir dini var onun. Eyvallah. Yani zerre miktarı hayrın da zerre miktarı şerrin de hesabının sorulacağına inanmıyor. İnanmıyor. Onun dini başka. Eyvallah. Onun kitabı başka. O paralel Kur'anlar bulmuş kendine. Paralel ayetler bulmuş. Ben böylesini gördüm. Ne diyeyim daha? Düşünün, benim mealimi denize attılar. Hatta göstere göstere, gösteri yaparak denize atıyor. Kur'an'ı denize atıyor. Karadeniz'de bir kitapçıda giriyor bir tanesi. Kitapçının vitrininde mealimi görüyor. Üstünde benim ismim yazdığı için benim kitabım zannediyor. Vitrinden aldığı gibi yere çalıyor. Kitapçı geliyor. Ne yapıyorsun sen, o Kur'an diyor. Ama üstünde Mustafa İslamoğlu yazıyor diyor. Yani cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Problem bu. Onun için böyle bir kitleyi kim yetiştirdi? Nasıl yetişti? Aslında bizim üzerinde durmamız gereken mesele bu. Bu kitle yüz karasıdır. Biz bu yüz karası kitleyle aslında bu utancı biz yaşıyoruz. Onların yerine de biz utanacağız. Biz bunu Engizisyon'da gördük. Evet. Yani Katoliklerin Engizisyon Mahkemesi Müslüman kitaplarını Endülüs'ün caddelerinde toplayıp yakıyordu diye tarihlerimizde ballandıra ballandıra anlatıyoruz ya. Aslında buyurun. Aynısı. Hani birileri İslam protestanlığını telkin eden birileri bizleri öyle ilan ederken meğer İslam katolisizmi gelmiş bağrımıza kilisesini kurmuş, bir de Engizisyonunu kurmuş, evet, ve Engizisyon papazlarının yaptığını düşünen insanlara yapıyorlar. Evet hocam. Bu problem bu. Aslında Engizisyon yaşıyor. Müslümanların zihninde yaşıyor. Müslümanların kaybolmuş ahlakında yaşıyor.
Bu yeni bir şey de değil. Geçmişte oldu. Ebu Hanife'nin hayatına bakın. Evet. Ebu Hanife'nin birisinin içeri girip de ölüsünün çıkmasına sebep olan şey nedir? Katledilmesine sebep olan sözüdür, inancıdır. Yani inancını dile getirdiği için. Kur'an'ın kadim olmadığı konusunda görüşünü dile getirdiği için Ebu Hanife'nin hakkında çağdaşları ölüm fetvası vermişlerdir. Evet. Basta Evzai, iki sıfyan ölüm fetvası vermişlerdir. Ve öldürülmüştür. Dolayısıyla ondan sonra bir daha öldürülmüştür. Gerçek fikirleri değiştirilerek, tahrif edilerek, evet. Ak dediğine kara denilerek. Yani hangi birini temizlersiniz? Dolayısıyla Ebu Hanife'yi katledip ondan sonra da Hanefi'yiz diyen güruh bugün de herhalde bugünkü hocaların fikrini katledip yarın biz onu seviyoruz diye önce öldürüp sonra başına türbe dikmeyi isteyeceklerdir tarihte yaptıkları gibi. O nedenle bu yeni bir şey değil. Engizisyon'un Müslümanların kültürü içinde yeniden hortlatılmasıdır ki maalesef ve maalesef bu bizim için bir felaket, bir afet, telkin edilecek bir durumdur.